gündemde olan bir konu için bize de fırsat verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Aslında doğalgaz keşfinden bu yana ister istemez medyayı takip ediyoruz. Gözümüz, kulağımız bir şekilde kim ne diyecek diye onu beklerken. Ama esefle izah edeyim ki hocam da biraz temas etti. Kamuoyun olarak şuna hazır değiliz. Türkiye'de aslında ben biliyorum çok güzel analiz yapan, verileri çok iyi okuyan, uluslararası enerji piyasalarını çok iyi bilen insanlar var. Ama her ne hikmetse birisi de zaten karşımda oturuyor. Bu insanlar hepsi geri planda. Fakat ne kadar uzmanı alanı değil, aslında enerji hiç daha önce görmemiş, hatta ve hatta neredeyse petrolü görse susanacak kadar. Hiçbir kuruluşunda, hiçbir şirketinde yer almamış ki bunlar mutfak işidir, onu söyleyeyim. Eğer siz mutfağında değilseniz, bunu teorik olarak okusanız gerçekten enerjiyi anlayıp yorumlamak veya onun üzerinde analiz yapmak çok zor. Yani askeri faaliyetler gibi bir şey bu. Neredeyse o konuda çok yakınız. Yani sahaya gideceksin, sahada bulunacaksın, o insanlarla bizzat konuşacaksın. Evet, o yüzden ben de hocamın ekonomik analizinden sonra uzun yıllarda Enerji Bakanı Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcılığı yapmamdan dolayı ve o dönemde çok hikayem var ama onları burada anlatmayacağım. Bir kısmı galiba bende kalacak herhalde. Çünkü sonuçta çok konuşunca da devletimizi bir şekilde hırpalamış oluyoruz. Ama onun içinde çıkardığım bir not var ki onu da o günkü bir düşünce kuruluşunda köşe yazısı olarak yazmışım. Dün biraz ben de hocam gibi biraz bakayım ne olup ne bitti falan. Ve o kitabımı aldım. Ders kitabı var. Enerji ekonomisi politikaları diye. O kitaba da bir olay incelemesi olarak yazmışım. Başlık şu. 2013'te yazıyorum bu yazıyı. 60 yıl sonra Bülent abi 2.3'te Petrobras'la TEPO'nun karşılaştırması. Biri 1953 doğumlu Petrobras. Petrobras Brezilya'nın milli şirketi. 1954'te de bizim TEPO doğuyor. Arada bir yaş fark var. İkisi de devlet şirketi. Ama her ne hikmetse ikisini şöyle bir analiz ettim. Türkiye Petrollerini ve Petrobras'ı. Yaptığım mukayesede şu çıktı. 1990'da Brezilya'nın başbakanı bütün dünyadaki Brezilya vatandaşı olan petrolden anlayan, petrolde yöneticilik yapanları çağırıyor. Bana petrol bulacaksınız diyor. Cevap karşı tarafta, evet bulacağız ama bizim işimize karışmayacaksınız. Siyaset olmayacak. Bize bir board, bir yönetim kurulu kuracaksınız ve bu yönetimle biz bu Petrobras'ı idare edeceğiz. Ve bu Petrobras gerçekten başbakanı buna izin verir. Ve bu Petrobras 2010'da Türkiye'ye gelir. Şimdi birazdan slaytlarda göreceksiniz. TEPO ile ortak faaliyetler yapar ve şu anda bizim ultra derin denizlerde çok kolay bir şekilde petrolü, gazı arayan bulan dev bir şirket. İkisi tabii mukayese edildiğinde birinde yazı tabii biraz sonra şeyde slaytta göstereceğim analizimin sonucunu. İnsan üzülüyor o zaman. İnsan kaynağına bakıyoruz, çok eksiğimiz yok Brezilya ile bizim aramızda. Yani human capital dediğimiz beşeri sermaye olarak Türkiye aslında bana sorarsa milliyetçilik veya şövenist duygularımla değil, gerçekçi bakarsak bizim de gerçekten yetişmiş. Hele TEPO ki gerçekten uluslararası tam bir şirket. Yani petrol şirketleri genelde bir bütünlük arar. Nedir? İşte kuyu tamamlama, arama, çimentolama, bütün bunları yapabilen bir şirket. Kuruluşu güzel, her şey güzel ama ortada bir ne yok? Eksik olan şey yönetim yok, ruh yok. Şimdi birazdan belki bazı slaytlarda onları da göstermeye çalışacağım. Şöyle bir yavaş yavaş şeye bir bakalım. Bu Karadeniz'de petrol keşfi yapıldı ama keşiften önce çok fazla böyle klasik bir faaliyet analizi yapmayacağım. Birkaç tane yine işi kaynağında Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, şunu da hemen ifade edeyim. Türkiye'de petrol ve gazın yerli yabancı bütün kayıtlarını Petrol İşleri eski adıyla şimdi Maden ve Petrol İşleri birlikte çalışıyorlar, tutuyor. Bu kayıtlar kesinlikle resmidir, belgelidir ve dolayısıyla hani register dediğimiz kısmı yapar Petrol İşleri Genel Müdür. Oradan bazı şeylerim var. Grafiklerim veya tablolarım. Şu tabloda sadece çok kalabalık bir tablo ama hiç sağına soluna bakmadan sadece son, bunda şey yok değil mi pointer? Var mı? Var. Kuyu sayısı, kaç tane kuyu açtık? 2019 son itibariyle, henüz daha 2020 elde edemedim. 2019 yani son datamız ne diyor? Tablo, tablo diyor ki Türkiye diyor 5063 tane kuyu açmış. Bu kuyular tabii arama kuyuları, tespit kuyuları, üretim kuyuları, enjeksiyon kuyuları veya jeolojik istikşaf kuyuları. 5063 yani 1934'te başlıyor macera. O günden bugüne 5063 tane kuyu. Kaç metre delmişiz? 9,5 milyon metre kadar yeri delmişiz ve dolayısıyla 5063. Şimdi burada kaba hesap yapacağız. Ben bu alt başlığı verirken SD yönetiminden hemen bir üst başlık geldi. Özellikle kendimi de üst başlığa adapte edeyim diye bugün konuşmalarımı öyle özetleyeceğim. Çünkü çok geniş konular hakikaten.
Hep hesap yapacağız ama kaba hesap yapacağız. Birlikte yapacağız. O kadar detaya gerek yok. Biz kabaca dersek 5.000 tanesi karada yapılsa, her karadaki sondajında aşağı yukarı 1 milyon, 1,5 milyon dolar maliyet olsa 5-6 milyar dolar bir şey olur. Bunun bir kısmı diyelim denizde yapıldı. Hani 63'ün işte yarısı 30-40 tanesini denizde yaptığını düşünün. Denizde de bir sondajın 200 milyon dolara mal olduğunu düşünün. Toplam kabaca 8 milyar dolarlık bir şeye tekabül ediyor. Yani tabii bu maliyet sadece kuyu açma maliyeti. Bunu toplam maliyetle karıştırmayalım. Bunun yatırım maliyeti var, işletme maliyetleri var. Onlar ayrı. Yani kuyu maliyetiyle kuyulardan elde ettiğimiz petrolü mukayese edeceğiz. Aradaki o karı göreceğiz. Riski çok. Çünkü bu kuyularında büyük bir kısmı kuru çıkmıştır. Veya kuru çıkmasa bile ekonomik bir rentable veya feasible değildir. Yani çünkü her kuyu açılır. Açıldıktan sonra rezerv tespit edilir. O rezervden sonra o kuyunun teknik olarak önce çıkartılıp çıkartılmayacağına karar verilir. Akabinde ekonomik olarak bu kuyuda petrol veya gazı çıkarıp çıkarmama karar verilir. Eğer ekonomik değilse bizim betonlama dediğimiz biraz da o. Yani halk arasında şehir efsanesi olarak dolaşan şey, efendim betonlayıp gitti, betonlayacak ne yapacak, orayı olduğu gibi mi bırakacak? Kuyunun işi bitti, kuyu tamamlama yaptı. Bir şirket de, bu uluslararası şirketse hele hele, burada tabii bir dipnot düşeceğim. Yani karı varsa, rezervi varsa ben çıkarmasam başkası çıkaracak diyecek. Kaldı ki şöyle bir hikaye de var. Eğer o kuyuyu bir şekilde o yabancı şirket terk ettiyse zaten en fazla şu anki Türk Petrol Kanunu'na göre 8+6 yani toplam 14 yıl süresi var elde tutma. O da onun da programları var. O kadar keyfi de değil. Dolayısıyla diyelim ki ortalama 10 yıl tutabilirsiniz. 10 yıl sonra ne yapabiliriz? Bütün datalar, bütün veriler petrol işlerine geliyor. TPO'ya geliyor. İsterse orada gidip tekrar ki zaten bizim hikayemize biraz ona benzeyecek. Konuyu öyle kapatacağım. Gidip istediğimiz gibi açabiliriz. Kimse bize o kuyu kapattı, ilelebet artık orası kapandı değil. Ki hatırlıyorum ben de görevdeyken petrol fiyatları 100 doların üzerine çıktığı zamanlarda TPO birçok daha önce karlı görülmeyen kuyuları tekrar açtığını da hatırlıyorum. Yani dolayısıyla bu betonlama hikayesi ekonomik veya enerji sektörü açısından yanlış. Ama stratejik olarak eminim ki Cem Hocam onu çok iyi okuyor. Türkiye'de belki de okuyanlar arasında sıralı yani bir parmaktan fazla yok, 5 kişiden fazla yoktur. Onlardan bir tanesi Cem Hocam'dır. Muhtemelen o tabii ki bu masum işte betonlama, petrol yok anlamadı gelmese bile petrol ve gaz da ta çıkışından beri 1859'dan beri bu işin sürekli bir güç olduğunu, sürekli bu güçlerin bir savaşı olduğunu kabul etmemiz lazım. Ve ülkeler arasında da, uluslararası politika açısında da zaten güç demektir, güçlerin kavgası olacaktır. Dolayısıyla enerjiyi eline geçiren de, enerjiyi iyi kullanan da, tüketen de şu anda dünyanın en güçlü ülkeleri kim? Amerika, Japonya diyorsun. Niye? Çünkü kişi başına en fazla enerji onlar tüketiyor. Kişi başına en fazla enerji tüketmek ne demek? Ekonomik olarak daha fazla üretiyor demek. Yani dolayısıyla bu teknik açıdan veya ekonomik açıdan petrol kapatma veya petrol kuyularını betonlayıp gitme hikayesi normalde petrol sektöründe vardır. Bitirir, ekonomik değilse kapatır gider. Dolayısıyla biz kaba bir hesap yaptığımızda tabloya şöyle geri döndüğümüzde Türkiye 5.000 tane kuyu açmış, 9,5 milyon kadar bir metreye değermiş. Hemen arkasına bakalım. Peki Türkiye'de bu açılan kuyulardan 5.000 atmış. Burada petrol ve gaz ayrılıyor ama ne kadar petrol ne kadar gaz diye detaya girmiyorum. Sayın Başkan da zaten anlatırken bunu petrolle gazı birlikte anlattı. Çünkü burada çok ayıklamaya gerek yok. Her ne kadar ikisi ayrı ürün olsa da, ayrı sektörlerde kullanılmış olsalar da ama petrolle gazın arama üretim açısından hiçbir farkı yok. Yani bir petrol kuyusuyla bir doğal gaz kuyusu aslında aynıdır. Zaten normal bir kuyuda altta su olur, bu tuzlu su tabii. Üstte petrol, en üstte de gaz olur. Ama bu her zaman olmayabilir. Bazı kuyularda ya tam gaz olur ya da tam petrol de olabilir. Üçü bir arada olabilir. Yani su, petrol ve gaz şeklinde. Dolayısıyla burada fazla ayrıma gitmeyeceğim petrol ve gaz arama üretim tekniği açısından. Ama şöyle kaba bir hesap daha yapalım sizinle. Ne yapmış Türkiye? 26,5 milyar, 26,5 değil mi? Bu milyar metreküp kadar bir rezervdeki gaz. Bu şu demek. Bu tahmini rezerv. Ekonomik ve teknik rezerv toplamı. Şu anki bizim rezervimiz 320 milyarlık rezerv. Bir kuyu açtık, bir kuyuda elde edilen hesaplamalarla 320'yi hesapladık. Ama bu 320 altına da düşebilir, üstüne de çıkabilir. Ne yapılacak şimdi bundan sonraki aşamada? Birkaç ilave kuyu sonrası tespit kuyuları açılacak. Rezervuarın tespiti yapıldıktan sonra o aradaki geçişkenlikler, işte akışkanlıklar, gazın basıncı hesaplandıktan sonra
Hatta bir üretim, ne kadar günlük üretim yapılacak, o hesaplanacak. Bunlar tamamen bir hesap kitap işi. Dolayısıyla böyle bir hesap yaptığımızda 26,5 milyarın 19,9'u bakın. Sadece üretilebilir gaz 20 milyar metreküp. Gitti mi orada 6,5 milyar? Gitti. Geriye kalan da ne kadarını üretmesi şu ana kadar? 16,6. Demek ki Türkiye 19,9 yani kabaca 20 milyar metreküpün 16,6'sını üretmiş. Geriye sadece elde avuçta kalan 3,3 milyar metreküp. Türkiye'nin şu an en son 42-43 milyar metreküp tükettiğini düşünürseniz dolayısıyla bizim elimizdeki üretebileceğimiz gaz miktarı 3,3. Ne yapacağız? Burada hemen bir hesap yapalım isterseniz. 16 milyar. Ben hemen kabaca bir hesapladım, bir ortalama aldım. Yani 1000 metreküpü 250 dolar çıkıyor aşağı yukarı ortalama. Şu anda çok çok düşük yani 100 doların altında. 250 dolardan ortalama hesapladık. Biz ne kazanmışız bu 5000 kuyun içinde gaz ürettiğimiz gazda? 4 milyar dolar. Hemen hızlı bir şekilde petrol de hesaplayalım. Aynı yolda petrol de hesaplayabiliriz. Ton ve varil cinsinde var. İşte ne kadar bizim rezervardaki yani yerinde olan petrolümüz ne kadar tonmuş? 1 trilyon ton. Bunun 209'u ancak üretilebilir. Bak burada bir çarpıcı örnek var. İşte niye kapatıyorlar? Çünkü teknik olarak ekonomik olarak üretilemeyen rezerv var Türkiye'de. Evet Türkiye'de petrol ve gaz bulguları çok fazladır. Ancak onlar ekonomik ve teknik olarak üretilmeye müsait değildir. Şu ana kadar yapılan şey de bu 5000 kuyunun içerisinde de bunlar görünüyor. Ne kadar peki üretmişiz şu anda? 158 milyon ton üretmişiz. Bu da kabaca Türkiye'nin 3 yıllık tüketimine denk gelir. Yani şu ana kadar ürettiğimiz petrol üretimi 158 milyon ton. Ton başına, bunda ortalama bir rakam, 30 dolardan hesaplarsak, burada da 46 milyar dolar gelir elde etmişiz. Yani satıştan, petrol satışından, ham petrol üretiminden bunu satmış olsaydık veya kullanmış olsaydık fark etmez. 46 milyar. 4 milyar da gazdan geldi, 50 milyar dolar. Kaba bir hesap yapalım. Ne maliyetimiz vardı? Diyelim ki 7-8 milyar dolar kuyu maliyeti vardı. 50-60 milyar dolar neyimiz oldu? Gelirimiz oldu. Tabii bu arada bu kar anlamına gelmez. Onu da belirteyim. Çünkü arada vergisi var, işte işletme giderleri var, yatırım giderleri var. Onları hariç tutarak. Ama işletme gideri de, yatırım gideri de eğer Türkiye'de bir milli şirket, bir TEPO kuyu açıyorsa o da bizim zaten. Ona maliyet olarak bakmıyorum ben. Çünkü sonunda o maliyet bir şekilde işçilere bir gelir olur, teknolojiye bir katkı olur, sonra da iş olur. Yani o işin bir karşılığıdır. Dolayısıyla burada aslında şimdiye kadar hani petrolcülük çok risklidir, doğru risk sermayesinin yüksek olması lazım. Açtığın her kuyuda 1,5 milyon doları kaybetmiş de olabilirsin. Ama toplamda baktığınız zaman şu eleştiri yapmak için geliyorum. Bizim özel sektörümüz marketcilikten, market zincirinden başka bir şey öğrenemedi. Hala öyle. Bakın el alemin ülkesinde işte bir sürü petrol şirketleri, irili ufaklı. Yerli şirketlerimiz var tabii ama hepsi bir dönem biz ona çanta şirketlerdik. Danışman firmalarıyla beraber ufak tefek. Tabii onlar da şeye görmüyor. Çok iyi çalışanlar da var ama büyük sermaye, Türkiye'nin büyük sermayesinde hiç kimse bu işe el atmadı. Niye? Hep korktular çünkü. Bunu da kabul etmemiz lazım. Bir eleştiri olarak kabul edin lütfen. Evet bu petrol ve gaz üretimi ve bunun bir şekilde kullanımı aslında rezervuarın değeri her şeyi doğrudan petrol fiyatına endeksli. Burada bir petrol kuyu sayısı sol tarafta, sağ tarafta metreleri var. Bu figürü ben aslında çizmek istedim ama yetiştiremedim. Bir de petrol fiyatlarıyla eğer karşılaştırmış olsaydık, inanın şu kırmızı çizgiyle aşağı yukarı aynı gidecekti. Kuyu sayısı ve metrajlar doğal olarak tamamen petrol fiyatlarına bağlı. Evet 2003-2004'te dikkat ettiyseniz açılan kuyu sayısı artıyor. Nereye kadar? 2012-2013'lere kadar. Niye? Çünkü petrol fiyatları artıyor. Hatta 2010'dan sonra 2011-2012'de 100 doların üzerine çıkıyor. Ve biz pik yapmışız o dönemde. Niye? Çünkü TEPO dolayısıyla kar ediyor. Daha fazla üretimden elde ettiği kar bir şekilde yatırıma dönüşüyor. O da daha fazla kuyu, daha fazla şey demek. Peki 2014'ten 2015'e hızlı bir düşüş var. Çünkü orada da 100 dolardan direkt bir yıl sonra 50 dolara düşüyor. Ve şimdi de 50 dolar, hatta 40 dolara düştü 2016'da ve şimdi de 60 dolarlarda en son 2019 ortalaması 42-43 dolarlara kadar geliyor. Ve şu anda da 2017'den sonra dikkat ettiyseniz açılan kuyu sayısı ve metrajlar artıyor. Şimdi şunu da söylemek lazım. Ne kadar çok delerseniz yeri o kadar bulma şansınız var. Petrol ve gazı delmeden bulamazsınız. Yani bunun tek çaresi bu. Petrol var veya yok demenin de cevabı burada aslında. Türkiye'de petrol yok diyemezsin. Türkiye'nin %90'ını açarsın, delersin, bulamazsın ama %10'unu da devasa bir saha bulabilirsin. Bilemiyoruz çünkü öyle bir şey ki trap diyoruz ona zaten.
trap. Yani tam bir defne aramacına çok yakın. Sismikler falan var ama sismikler işin sadece %5, %6'sını çözüyor. Yani kuyu delmeden, matkabın ucu petrol ve gaza değmediği müddetçe ne rezervuar olup olmadığını, ne de onun miktarını, ne de onun ne kadar üreteceğini bilemezsiniz. Dolayısıyla bu iş bir şekilde ne kadar çok sondaj, o kadar çok petrol veya gaz rezervi demektir. Bizim de şu ara yakaladığımız fırsat biraz buna yakın. Evet, burada hocam anlattı aslında. Çok hızlı geçeceğim bir tablo. Yani ne kadar üretip ne kadar tükettiğimize bakalım. İhtiyaç gerçekten büyük. Ama başkanın sözde ilintili olarak hemen notlarımda var. Evet, Doğu Akdeniz'de Yunanistan çok fazla şu sıra hareketli. İşte böyle bayağı uluslararası konjonktürde bir yer edinip Türkiye üzerinden bazı manevralar yapıyor. Askeri manevralar işte şunlar. Niye yapıyor? Bence onu aslında yapma sebebi biz bunu ilk Afrodit sahasında gaz keşfi yapıldığı zaman, hatta yazılarımda da var. Bu çok sürmeyecek. Bu gaz yerin altında kalmayacak. Yani bu Kıbrıs sorunu çözecek. Ama nasıl çözecek onu da henüz kestiremiyoruz. Çünkü sonuçta Yunanistan'da Rum kesiminde enerjisi hiç yok. Sadece ekonomisi olmadığı gibi enerji de yok. Dolayısıyla buraya bir an evvel ulaşmak istiyor. Arkasındaki ülkeler de öyle. Libya ile bizim işbirliğimiz Fransa'yı çok rahatsız etti. Fransa'nın rahatsızlığı ne? Tamamen oradaki şirketler, oradaki enerji. Mısır'la bu kadar niye Avrupa içli dışlı? Gayet açık bunun. Zamanında aldıkları imtiyaz sözleşmeleri. Oraları çok güzel bir şekilde ben sömürmüş demiyorum arkadaşlar. Kullanmışlar. Çünkü aklını kullanıyor. Teknolojisi var. Götürüp açıyor. Mısır'ın teknolojisi şu ana kadar olmadı. Bak biz yavaş yavaş akıllandık. Şimdi niye bu kadar çok biraz övünüyoruz? Aslında övünmek de çok doğru değil bana sorarsanız. Hala biraz beklememiz lazım. Yani ama duygusal bir milletiz. Ona da razıyım. Ama şunu söylemek lazım. Arkadaşım, bu işin bir teknolojisi var, bu işin bir maliyeti var, aklı var, yönetimi var. Bunu sen de yap. Yani hep karşı taraf gelip seni eziyor, sömürüyor diyerekten neyi çözersin ki? Ya biz Kurtuluş Savaşı'na hangi ruhla çıktıksak buralarda bununla çıkmamız lazım. Biraz risk, biraz cesaret, biraz da kaynak bularak, biraz da fedakarlık bu işi çözer gibi geliyor ve yavaş yavaş eğer bir başarı varsa da ben o başarıyı tamamen buna bağlarım. Evet, doğalgaz rezervi, dünya rezervleri var. Ben bunu niye koydum? Aslında o gün çok özür diliyorum. Buraya ilk geldiğimde bir yemek yediğimde bir televizyon kanalında 15. gördüm. Ama ona da inandım. Herhalde doğru yapmışlardır diye. Türkiye işte 320 milyar metreküple 15. oldu dedi bir gaz televizyon kanalı. Baktım liste de vermiş. Ama bu data BP'nin datası. Yani ben zaten iki data kullanıyorum. Uluslararası Enerji Ajansı ve bir de BP datası. Bu yıllık public bir data. Herkese açık. Haziran ayında yayınlar böyle yıl sonu değerlerini. O dataya baktığımda hiç de öyle değil. Türkiye'nin yerine hatta olabilirse ki o da bunlar ispatlanmış rezerv, bizimki tahmini rezerv. Aslında sıralamak da mümkün değil, doğru değil. Yani niye buralara giriyoruz onu anlamıyorum. Hemen bir sıralama, bir koşuşturma, hemen ürettik, gazı bitirdik, ne kadar gider, ne kadar yapar. Oralar biraz bence şey. İşte dünyadaki sıralama bu. Biz Türkiye'yi eğer alacaksak en son 2019'a baktığınızda 1.9 trilyon metreküp olan Kanada var ve dolayısıyla tabii dünyada en fazla şu an Rusya gözüküyor. BP datasına göre İran, Katar, Türkmenistan diye gidiyor. Türkiye eğer girecekse daha sonraki bulacağı rezervlerle şu rezerv sıralamasında belli bir yer olacak ama kabaca 34. ya da 35. eğer 320 milyar ispatlanmış rezerv olursa. Yani şu anda o tamamen çok tahmini, afaki bir rakam bana sorarsanız. Daha onun için kuyu açıp biraz rezervi bulmak lazım ama altına çıkar mı, üstüne çıkar mı onu bilemeyiz. Onu ancak o kuyular çıkınca belli olacak. Evet, Karadeniz'de çok derin sondajlar yaptık. Çok fazla olmamakla beraber 4-5 tanesi iyiydi ama. Burada sadece şu var, benim de zaten eleştirim o günlerde oydu. Karadeniz'de ve Akdeniz'de bizim petrol kanununda gelen yetkiyle tamamen ruhsatlar TPO'ya verilmiştir. Zaten Türk petrol kanunundan önce de bu yasasında 6326 sayılı eski kanun, eski petrol kanununda milli menfaatler yönünde Türkiye Petrol'e verilmesi gerekiyor. Peki bunu Türkiye Petrolleri nasıl kullanıyordu? İçinde bulunduğum için öz eleştiri. Burada gerçekten beni de biraz şey yapabilirsiniz, görebilirsiniz ama ciğerim biraz yanmış. Birazcık belki Cem Bey de onları çok içinde yaşadı bilir. Yani doğru iş yapmadık o dönemlerde. Ruhsatları aldık, tamam, yaban şirketleri çağırdık. Chevron'udur, Petrobras'ıdır, BP'sidir geldiler. TPO'suz açamadılar. Çünkü ruhsat TPO'da. Güzel aslında yani milli menfaatler açısından çünkü burası benim petrolüm. Hani mavi vatan. Ruhsat da benim olacak tabii. Kimin olacak? Ama Türkiye Petrol'ün o günkü yönetim içinde de bulundum. Çok toplantıda katıldım. Görüntü şu. BP'yi kandıracağımızı sandık. Mesela ilk açılan HOPA'da BP ile ortak yapacağız. Koca BP
bizimle gelmiş de ortaklık yapmış, ruhsatımızı vermişiz ve aramızdaki konuşmalar şu, ya BP'de çok kandırdı, 2 bölü 3'ü bize kalacak, 1 bölü 3'ü BP'ye. Ve ben iyi hatırlıyorum, sadece küçük bir anekdot söyleyeyim. Enerji Bakanı da Enerji Komisyonu çağrıldı, BP direktörü geldi, bir sunum yaptı, bir pay grafiği çıkarttı. Doğrudan söylemez bunlar ama anlayan anladı. Fakat anlayan da çok olduğunu sanmıyorum. Ben bu 1 bölü 3'lük payla size hiçbir şey koklatmam dedi. Anladık yani. Yani niye? Çünkü sebep ne? Şunu sözleşme yapmışsın sen BP'si. Şunu söylüyor. Bana diyor operatörlük için yardım edecekti TPO. Yok ortada. TPO yok. Tamam, kağıt üzerinde var. Sadece ruhsatı vermiş. Ama operasyonda, ama teknik yönde hiçbir şey yok. Hatta bu BP kuyusu açılırken petrol işleri olarak bir Cengiz Cücü diye arkadaşımız vardı. Beraber çalışıyorduk. O TPO kökenli. Benden büyüktü. O kadar çok heyecanlanmıştık o BP'de platform üzerine gitmeye. 4 defa spor elbisesini giydi. Ben de 4 defa güldüm ona. Niye gülüyorsun Levent Bey dedi. Gidemeyeceksin dedim. Nereden biliyorsun? Ya hislerim dedim. Gidemeyeceksin. Seni bırakmayacaklar o gitme. Nedenini sormayın. Kişisel kavgalar, kişisel kaprisler, hırslar. Ve burası petrol işleri genel müdürü. Oysa biz orada hani Anadolu tabii boza pişirmemiz lazım. Her gün orada olmamız lazım. Ne yaptı, ne etti? Hangi cuttingleri, o şeyleri, kırıntıları çıkardı? Hangi formasyonu yaklaştı? Ve verdiği dataların hiçbir tanesi güvenliği veya çünkü her ay bir rapor da alıyoruz. O raporları kim okuyor, nasıl okuyor? Hiçbirinin üzerine durulmadı. Ondan sonra efendim bizi kandırıyorlar. E kandırırlar kardeşim. Sen eğer çok cahil olursan, işini takip etmezsen, işini yönetemezsen kusura bakma yani ne yapacak adam seni? Uluslararası şirket. Fakat kısacası o toplantıda bunu söyleyerek gitti. Evet orada bir kuyu açtı. İkinci kuyu açması gerekiyordu. 200 milyon dolar ilk kuyuda zarar ettiği için ikincisi de açmadan hopa bir de terk edip gitti BP. Ha, hangi bulguları buldu? Hangi formasyonlara ulaştı? Bütün bunların TPO ve petrol işlerinin uzmanları tarafından okunup bir şekilde anlaşılması gerekiyordu. Yapıldı mı bana sorarsanız, içinde ben vardım çünkü aramadan sorumluydum. Hiçbirini yapamadık. Söyledik, dinlettik, dinletemedik, anlatamadık. Hatta ve hatta bunların derlenip toplanıp kamuya açıklanması için bir proje bile geliştirdik. Yani public olan, kamuya açık olanı, bu kuyularda neler var, halk da öğrensin. Çünkü sonuçta halkın da bilgiyi alma ihtiyacı var. Baksana, kuyu kapatıp gitti diyor. Niye gitti bilmiyoruz. Evet, burada ki hikayede aslında bizim keşif öncesi hikayemizde, biz 2010'da Türkiye Petrol aldığı bir ruhsat var. Chevron firmasıyla beraber bu Tuna 1 kuyusu ya da Sakarya sahasında ve Chevron bir kuyu açar. Yine TEPO burada ortaktır. Ve Türkiye Petrolleri bu ortaklıktan bir şekilde hiçbir zaman yine paylaşmaz ve teknik ve mali konularda yine hep geride kalır. Çünkü tamam masraf karşıya ait diyoruz. Onun için biz hiçbir şeye karışmıyoruz. Sadece ruhsat bende. Yani bir arsayı kapatmışız. O arsada adam geliyor her türlü şeyleri yapıyor, kazılar ediyor, gidiyor. Masraf da ona ait. Masraf ona aitse bizim de zaten bir zararımız yok. Buna parasal açıdan bakmayacaksın. Bakın rakamları verdim. 65-70 milyar dolar nerede? 6-7 milyar veya 8 milyar dolar nerede? Yani burada Türkiye'nin gücü her zaman için bunları kaldıracak kapasiteye sahip. Ve bu sahada, bu Sakarya sahasında Chevron firması ikinci kuyu açmadan gidiyor. İşte açmadan gittikten sonra şu anki Enerji Bakanı veya petrolle, Türkiye petrolleriyle ilgili olan uzmanlar veya mühendis arkadaşlar bu kuyunun peşine düşüp buradan bir şekilde gaz olabileceği ümidiyle ikincisini Chevron'suz. Chevron terk edip gittiği için bir tür ruhsat TPO'ya kalıyor ve bu doğal gaz keşfimiz bu sahadan ortaya çıkıyor. Burada birkaç daha var, onun özetine gitmeyeceğim ama övünmek gibi anlamayın lütfen, böyle bir huyum yok. Yani gerek de yok zaten ama 2013'te, 2011'de görevden alındım. Acı bir şekilde. Çok acı. Ağlayarak ayrıldım kurumumda. Açık söyleyeyim. Çünkü bir şey iddia etmiştim. Samsun, Ceyhan, boru hattı zarardır, işlevsizdir, hiçbir şey yaramaz demiştim. 1,5 sayfa şerh koydum danışma kurulunda. Ta başbakana kadar gitti ve kulağımda tutup çekip aldılar beni. Tek sebep bu. İtiraz etmişiz, niye itiraz ediyoruz? Ve bir tane de başka bir tamamen akçeli bir şeydi. O da ayrı bir şey. Niye? Çünkü bu olmayacak bir proje kardeşim. Rus'u veya herhangi bir ülkesi, kim olursa olsun sen oturup da Samsun'a petrolünü koyup tekrar Akdeniz'e niye alacaksın? Ya sebep ne? Zaten Boğaz'da gidebiliyorsun. Boğazları zaten kullanabiliyorsan gemiye yüklediğin malı bir daha yarı yolda indir. Bir de git o taraftan Ceyhan'dan al, yükle tekrar götür. Ya buna kargalar güler gerçekten. Ama bizimkiler gülmedi, inandılar, peşinde gittiler. Projede büyüdü. Yani sadece şunu yalvardım. Madem böyle bir şey oluyor, şu Samsun,
Ceyhan hattını alırken bir tane de ürün boru hattı çekelim de şu Kırıkkale ortalığı rafinesi %60'dan %40'a gelsin. Çünkü ortada kaldığı için ortalığı rafinesi, denizler olmadığı için %40 atıl bir şey kalıyor. Üretemiyor, satamıyor, götüremiyor. Bunu bile gerçekten kimseye kabul ettiremedik. Çok acı verici bir şey aslında bu hikaye. Ve onunla beraber tabii arada bir sürü siyasi böyle bir takım çekişmeler, dedikodular, her şey var. Ama tek olmayan şey akıl, bilgi, liyakat, deneyim. Bunlar yok, onları göremiyorum. Arada birkaç tane görüyoruz ama onlar da zaten bizim gibi böyle dere buçak kaçıyorlar. Evet, bu kitaplar, söylediğim şey şu, bu cümleler olduğu gibi 2013'te alttaki mavi kitapla çıktı, enerji ekonomisi politikaları. Bu ders kitabı aslında bir köşe yazısında 60 yıl sonra Petrobras ve TEPO. O dönem 2013'te Türk Petrol Yasası çıkacak, ortalık çok karışık, devlet elden gidiyor, milli menfaatlerimizi koruyan Türkiye Petrolleri yabancılara peşkeş çekiliyor. Bütün hikaye bu. İçindeyim ben. Türkiye Petrolleri'ne bu yetkiyi vermişiz doğru ama nasıl kullanıyor Türkiye Petrolleri bunu? Sahada ufacık bir kar birikintisi var, 3 yıl uzat. Ya petrol şu da adam şeyde arıyor, kutuplarda arıyor. Kardeş sen ne bu, bu ne, bu ne? Ha, itiraz ettiğimiz oradan da zıngıt yedik. Niye? Çünkü ben devletim. Ya devletsen ama sen de rekabet edeceksin, çalışacaksın. Ne yaptı TEPO? Yan gelip yatıyordu arkadaşlar. Ben söyleyeyim çok kuyularda. Ha, başarılar da var. Bütün bunları hani bardak dolu boş hikayesine bakıyorum. Yani çalışmalar var, saha var. Türkiye Petrol büyük bir şirket. Bunları inkar etmiyoruz. Ama etkili, verimli çalıştıramıyoruz, işletemiyoruz. Yani tamamen yönetimle alakalı bir şey söylüyorum. Ve o dönemde arkadaşlar isterseniz burayı satır satır okumak istiyorum. Gerçekten akşam ben de okuyunca şaşırdım. Bunları ben mi yazmışım? İnanamadım. Evet, yani cümlenin başı var. Ama oradan okumayınca sadece şurayı. Artık TEPO'da beklenen sadece ruhsat sahibi olmak değil. Bunun yerine ehil yönetimle, önemli bir piyasa değerle, yeterlilik sermayesi olması ve en azından BP ve Petrobras gibi uluslararası şirketlerle işbirliklerine mali, teknik, operasyonel katkılar yapabilmesi. Ya öğren işteyse yanına kadar gelmiş, taşıya kadar gelmiş Karadeniz'e. İçine gir, araştır, bir şeyler yap. Yani niye hep uzaktan seyrediyorsun? Dahası finansal ve teknik yönetimlerin tek başına da özellikle denizlerde arama yapabilmesidir. 2013'te yazmışım arkadaşlarım. Yeni değil. Kitapta var, mavi kitap. Belki o zaman gerçekten milli menfaatleri yerine getiren milli bir şirket olabilir. İşte benim için milli şirket bu. Uluslararası şirketleri kafa tutacak, kavga edecek. Yoksa eline verdik, hadi sen millisin, hani çocuğunu çok sevip de şımartıp da sonra başına bela eden babalar var ya, bizim milli menfaatte anladığımız da oydu. Şımartıp attığımız işte böyle gayet liyakatsız çalışan bir şey. Ama sen ne yapacaksın? İstersen bunu yapabilirsin. Zaten yapılan bu ortaklıkta BP'den bahsediyorum. İstenilen sonuçlar varılmadı da görülmüştür. Örneğin Karadeniz sahasında BP ile yapılan ortaklık sözleşmesinde BP şirketi ikinci sondajı yapmayarak ceza ödedi. 20 milyon dolar tazminat ödemeye razı olmuştur. Şimdi benim o zaman kuşku girmişti. Ya bu acaba hani bizim o kapatma burada yapabilir. Bir saha yakaladı, bir damar yakaladı da mı gitti? Yani hiçbir şey öğrenemiyoruz. Saha bizim, ruhsat bizim, ev bizim ama kiracı veya misafiri hiç okuyamıyoruz. Misafir ne yaptı, ne gitti acaba? Hiç benim ülkemde gidenden haberim yok. Ve dolayısıyla diyoruz ki arkadaşlar burada, TEPO da buradaki faaliyetleri devam etmek ister. Fakat bunun için güçlü finansal ve teknik yapı lazım. İşte Tuna'da da olan bu oldu. İkinci kuyuya döndüler Chevron'dan sonra. Ruhsatı terk etmediler. Muhtemelen de biraz bir şeylere inandılar ve ikinci kuyu açarak bugünkü işte övündüğümüz 300 milyar metreküp gaz ortaya çıktı. Zihniyet bu olması lazım arkadaşlar. Yani bu zihniyeti şimdi ne kadar yakalayıp yakaladığımızı ama çok emin değilim. Bakın içinde olmadığım için dışarıda gözlemliyorum. Başarı var diyorum. Ben ayrıldıktan sonra zaten bazı tespitlerim var. Ama bunun da geleceği olur mu? Ne kadar sürer? Bu rezerv mesela ne kadar tespiti çıkar? Bunları takip etmemiz lazım bizim. Yoksa iyidir, kötürü değil. Yani sonuçta 1 milyar metreküp bile çıksa görüyorsun 3 milyar metrekübü var zaten. Yani çıkacak olan gaz senin, her şeyle senin. Tekniğiyle senin, toprağıyla senin, suyuyla senin. Yani bunun için burada çıkmış olan iyi bir aslında bir hamsi balığını yakaladık. Ama bunun ne kadar daha devam edeceğini, ne kadar daha süreceğini, bu yapı devam edecek mi? Bunu göreceğiz. Ama öyle sanıyorum ki bu bir motivasyon. Yani bunu bırakacağımızı sanmıyorum ama yapılması gereken şey bence Türkiye'nin behemahal yine bu enerjide uzman kadro toplayıp devam ettirebilir, sürdürebilir yapması lazım. Çok kısa, ben fazla uzatmayacağım. Hakikaten burada da hiç değinilmeyen bir şey var. Acaba bu denizlerdeki petrol ve gazın durumu ne dünyada? Çok kabaca.
Evet, dünyada üretilen gazın, bu Uluslararası Enerji Ajansı'nın grafikleri, benim değil, dörtte biri, hem petrol hem gazda, dörtte biri denizlerden geliyor. Ve koyu olanlar daha sığ, yani 100-200 metre su derinliği olan, 400 metreden fazla olanlar zaten derin, 2000 metreden fazla olanlar su derinliği ultra derin sağ olarak bilinir. Dolayısıyla hem doğalgazda hem petrolü görüyorsunuz, 25 milyon varil günde, 100 milyon varil diye düşünürseniz petrol üretim ve tüketimini, dörtte biri şeyden geliyor. Ve bunun büyük bir kısmı tabii sığ ama gözle görülür bir şekilde yavaş yavaş ultra denizlere doğru şirketler yöneliyor. Maliyetler yükseliyor, doğru, ama aramalar bu pandemiden dolayı tabii çok farklı, özel bir durum yaşıyoruz. Ama gelen trend şu ana kadar petrol ve gazda ultra deniz, yani derinliği 2000 metre olan sularda artık şirketler yapıyor. Sayın Başkan da bahsetti, Afrika'dan bahsetti. Mesela son iki tanesi Afrika'da şu anda umut veren ultra denizlerde. Doğalgaz ve petrol aramaları, keşifler var. Ciddi anlamda rezervler var, buraya gidecek. Akdeniz'de özellikle Mısır'ın zor sahası, Levantian sahası, Akdeniz sahası var. Şu anda en büyük keşiflerin yapıldığı yerler. Brezilya'daki Presalto rezervi. Bunların yarısı aşağı keşifler denizlerde. Yani dünyada da artık trend karadan denize doğru gidiyor. Denizlerde aramaya gidiyor. Ama daha da önemlisini söyleyeceğim birazdan. Bu rakam tamamen petrol fiyatlarıyla alakalı. Bakın 2013-14 yıllarına kadar 320 kuleden direkt 220'ye düşmüş. Niye? Çünkü petrol fiyatları. Bunu artık bilmemizin veya farkında olmamamızın bir nedeni yok. Herkes petrol fiyatlarını, petrol ve gaz arama ve üretimlerini etkiliyor. En yüksek petrol üretim alanları Orta Doğu, Basra var yine hala. Orada da yine deniz var. Basra köyü, iki tane büyük saha var orada. Kuzey Denizi aslında olgunlaşmış bir saha. Ama hala devam ediyor. Brezilya'nın var. Meksika Körfezi'nde yine büyük petrol, gaz ve petrol sahaları. Bir de Hazar Denizi'nde var. Hazar Denizi'nde Kaşkan sahası var. Orada da ciddi anlamda oluyor. Ben hızlı bir şekilde petrol ve gaz fiyatları nereye evriliyor 2040'a kadar, ona bakalım. Burada söylemek istediğim şey şu, fiyat okumak değil. Petrole bakın, mavi çizgiye sadece bakın. Yeşili biraz daha hani yenilenebilir veya iklim değişmesi koşullarında, yani sürdürülebilir bir kalkınma senaryosuna göre. Ama mavisi şu anki politikalar böyle devam ederse petrol düz bir çizgi devam edecek ama gaz yükseliyor. Yani şunu demek istiyoruz, artık 100 yılın sonuna doğru özellikle 2040-2050'lerden sonra dünyanın en büyük yakıtının gaz olacağını, petrolün ikinci bir yakıt olarak olacağını düşünmemiz lazım. Çünkü gazın artık teknolojisi, taşımacılığı, keşifleri, özellikle bu denizlerdeki büyük keşifler gazı birinci sıraya getirecek. Yani bizim de doğal gazı bir şekilde bulmuş olmamız ayrı bir avantaj var. Ama hiç kimsenin yine konuşmadığını bir iki cümleyle özetleyeyim. İyi de kardeşim, bu ürettiğin yine hidrokarbon. Dünyada bir de iklim değişmesi var. Mesela Giresun'daki selle Karadeniz keşfi hiç ilişkilendiren olmadı. Eleştirenler oldu birkaç tane HES'lerden dolayı. Gazın şöyle bir avantajı da var. Gaz kömüre göre aşağı yukarı 2 ya da 2,5 kat daha az kirletiyor havayı. Hava kirliliği ve emisyonları. Yani biz daha çok gaz, zaten geçmişte de bunun için, hatta bir gün başbakandı o dönemde. Bir yerde yurt dışında konuşurken başbakanımız, biz dedi %20 azalttık işte emisyonları deyince, ben birden oturduğum yerde ayağa kalktım. Ne oluyor, kim verdi bu bilgiyi? %20 çok büyük bir rakam. Meğersem arkasındaki senaryo şu, biz kömür kullansaydık gaza göre çevremizi, yani havayı %20 daha fazla kirletirdik. Yani Türkiye'nin şu an iklim değişmesi politikaları ve ona ulusal katkı diyorlar. Yani Paris Anlaşması'na yaptığımız katkıda da tamamen senaryomuz, biz daha çok gazı tüketeceğiz, kömürü daha az tüketerek daha az çevre ve havaya zarar vereceğiz. Dolayısıyla gazın bir şekilde böyle bir şey de var. Süre konusu çok tartışılıyor. Evet, Zohr'da bir istisna var ama Türkiye bu istisnayı yapar mı yapamaz mı onu bakıp göreceğiz. Normalde şu an ortalama rakamı derin sularda 4 yıl, 5 yıl ultra denizde 5 ile 7 yıl arasında üretime geçebiliyorsunuz. Ama bu bir siyasi söylem olabilir. Fakat siyaseti söyleyenin kim olduğuna bakarım. Eğer bu isimle konuşmam gerekse Erdoğan'sa, 2002'den buraya kadar geliyorsa siyaseten söylemiyorum. Verdiği vaatlerde tuttuğunu görüyoruz bu konuda. Bu da ayrıca bir, tabii denizlerde hiç söz vermemişti. Şimdi deniz sözü verdi. Denizdeki üretim ben 2023'te bir şekilde devreye alacağım diye. Orada artık bakıp göreceğiz. Ama 2 yıl değil, 3 yılda olsa, 4 yılda olsa, yani daha erken olması da fayda var. Ama bu tabii teknik ve şeye koru. Çünkü hiç bilmediğimiz bir alan şu an. Kuyu açmak ayrı bir şey. Onu üretime getirmek çok daha ayrı hesaplar, kitaplar yapıyor. Çünkü platformu kurman lazım. O yüzer platforma o gazı getirmen lazım. Oradan da bir daha 170 kilometre taşıman lazım. Yani bir karada taşırız. TANAP'ta MANAP'ta bunu öğrendik, iyi kötü, ama denizde de ne kadar yaparız? Ben ümitliyim. Yani şu ana kadarki performansımız, karnemiz çok iyi.
Ama burada da olmasa ne olur? Yabancı şirketler ortaklaşa yapılır. Bir maliyettir ama Akdeniz gibi değil. Akdeniz'e çıkarsak da ciddi anlamda sorun. Eğer çok yakın, kıyıya yakın çıkarmadığımız sürece. Evet, bunları arkadaşlar çok fazla uzatmayacağım. Doğalgazla, petrol, özellikle ultradenizlerde artık aranmaya başlandı. Yatırımlarda özellikle şu ortadaki gri alana bakın. 2017-2030'dan 2030-2040 grafiğinde o gri'nin büyüdüğünü, daha fazla olur. 100 milyar doları aştığını ultradenizlerde bir şekilde. Peki o üzerindeki yeşil ne ya da mavi ne? O çok önemli, o şapka. O şu demek, artık denizde sadece petrol, gaz aramıyorlar, rüzgarla elektrik üretiyorlar ve üçünü de entegre ediyorlar. Kuzey Deniz'de şu an başladı bu. Oradan üretilen elektriği de bir şekilde ortak şebekeli Avrupa'ya, özellikle Danimarka, Almanya anlaşmaları bu konuda çok önde gidiyor. Bizim de Karadeniz'de sadece gazı bulmayız. İnşallah orada o şapka dediğimiz mavi şapkayı da üzerine koyarız. Rüzgar da çok önemli. Orada yüzey petrol. Çünkü teknolojisi biraz farklı olsa bile ana o bileşenler olarak aynı. Yüzen platformlar üzerine artık şu anda bir rakam verip öyle kapatayım. Eyfel Kulesi kadar büyük rüzgar platformlar, rüzgar gülleri veya şeyleri yapıyorlar. Sen söyle, o dönen kanatların yani yüksekliği aşağı yukarı Eyfel 240 metre. Ultradeniz olunca maliyeti fazla ama oradaki alacağın, çekeceğin elektrik de çok yüksek. Yani böyle büyük projeler şu an beraber gidiyor. Yani denizlerde artık petrol, gaz yerine elektrik, yani rüzgar enerjisini elde ettiğimiz elektriği de buradan devre aldığında Türkiye'de belki Karadeniz'de de bu projelere başlayarak en azından burada da bir öncülük ya da öncülük demesek bile hani iyilerin arasına girme potansiyeli olabilir ümidiyle sözlerimi kapatmak, bitirmek isterim. Evet. Teşekkür ederim.